Adem Hoca'dan herkese iyi günler. Yazım kuralları konusuna kaldığım yerden devam ediyorum. Dördüncü dersimiz. Bu dersimizde D, da, Bağlacı, Ki, Pekiştirme, ikilemeler, Sayılar gibi yine önemli yazım kuralları konusu maddelerini ayrı ayrı sizlere anlatacağım sevgili arkadaşlar. Yine açıklamalar kısmında bu pdf olarak da indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi... Bağlaç olan DDA'nın yazılışı çok önemli. Yani ilkokuldan beri belki bildiğimiz, ezberlediğimiz madde ama yine de anlatmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi bakın sizler için ayrı ayrı madde halinde yazdım. Bakın eğer bir DDA eki bağlaç ise ayrı yazılır. Tamam mı? Dahi bile anlı. Bakın bu çok önemli. Yani bağlaç olan DDA genelde bakın dahi bile anlamı katıyor. Cümleden çıkarabiliriz. Hiçbir değişiklik olmaz. Biraz daralma olur ama cümleden D daha bağlayacak. Cümleden çıkarabiliriz. T ta kesinlikle olmaz. Yani ayrı yazılan D dayı hiçbir zaman T şeklinde yazamazsın ve kesinlikle kesmiş aletiyle ayıramazsın. Yani her bir madde önemli arkadaşlar. Ayrı yazılır. Dahi bile anlamını katar. Cümleden çıkarabilirsin theta olmaz kesme işaretiyle ayrılmaz. Ne demek hocam bu? Bakın. Ona televizyon da, telefon da yasak. Yani sanki başka şeyler yasak da bu bile bak bu bile telefon dahi. Buradaki mantığa dikkat edelim bakın. Yani ona televizyon bile telefon dahi yasak. Ha, dahi bile anlamında olduğundan ayrı yazdım. TTA yapmadım. Kesmiş şeyle ayırmadım. Bir de cümleden çıkarabilirim. Ona televizyon, telefon yasak. Vallahi cuk diye oturdu yani. Oğlumu e, durumu oğluna da bildirdi. Oğluna bile. Yani başkalarını bildirmiş, kızına, damadına, gelinine neyse. Buna da bir, buna dahi. Tamam mı bak mantık bu. Sen de mi kardeşim sen bile. Sen de mi başkaları gibi sen de mi dahi ilave anlamına katıyor. Tamam mı? Güç de olsa. Bakın Ç'den sonra güç T dememiş. Yani sınavda şöyle dese yanlış yapan arkadaşımız çıkabilir. Güç T. Hocam ç hayır. Ayrı yazılan D'den dolayı Ç'den dolayı T olmaz. Aman dikkat. Mesela şu çok güzel. Biderek yazın bu örneği. 2015 D benim için zordu. Bakın 2015 bile. Yani 2013 2014 zordu. 2015 dahi. Niye kesme yok? E bağla e bağlaçlara kesme gelmez. Tamam mı? Ondan dolayı bu çok önemli. Bu soruyu bakın şu üniversite sınavında çıktı. Şunu T yazmış sınavda bakın. Hiç de. Bu soru hiç de kolay değil. Hayır. Bu soru hiç bile. Bakın yani hiç dahi. Bu soru hiç kolaydı. Bakın D'yi de çıkarabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Tamam Buradaki D olacak. Bağlaştır. Ayşe de geldi. Gelse de oturmaz. Pek bakın şunu yeni yazdım. Geçen 8 sınıf öğrencilerimizde bir soru çözerken bayağı bir arkadaşımız bulamadı bunu. Çünkü şıkta hatta son kelimeye doğru pek de güzelmiş gibi bir şey var. Bakın pek de şöyle yazmıştı bakın. Gözden kaçabilecek kelime pek de değil mi? Hayır. Pek de güzelmiş. Pek bile güzelmiş. Buradaki de bağlaştır. Ayrı yazılır. Dahi anlamını katar pek güzelmiş D'yi de çıkarabiliriz. Tamam mı arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer maddemize. Arkadaşlar bulunma durumu eki olan D'da da neye dikkat etmemiz gerekiyor? Eğer bir D'da kelimede bitişikse e, bilin ki yer ve zaman anlamını katar. Yani nerede ne zaman sorusuna cevap verir. Bakın çok önemli. Yani bunun mantığını bilmemiz gerekiyor. Yani D'da nerede ne zaman sorusuna cevap veriyorsa her zaman bitişiktir. Tamam mı? Bitişik. Nerede? Ne zaman? Hatta şuraya kimde de yazabiliriz bakın. Unutmuşum yazmayı. Kimde? Ahmet'te çay içelim. Kimde? Bitişik. Tamam mı? Kursta etüt var. Nerede? Kursta. Kimde? Ahmet'te. Ne zaman? Beşte bayramda. 2017'de akşam neyse gibi. Demek ki şu kelimeler çok çok önemli. Eee Halik olan D'da, bulunma durumu ek olan D'da T'ta olur. Cümleden çıkarılmaz. Kesim işaretiyle ayrılır. Bunlar da çok çok önemli maddemiz. Bakalım. Sınıfta hiç ses yok. Nerede? Nerede? Sınıfta. Bak bitişik. Bahçede meyve ağaçları da vardı. Nerede? Bahçede. Meyve ağaçları dahi. Bak. Aslında çok güzel bir örnek. İlk de yer bildiğinden bitişik, ikinci de dahi bile anlamına kattığından ayrı yazılır. 2015'te gelmişti. Ne zaman? 2005'te. 2005'te. Bakın neden buna kesmiş hareket ettim? Çünkü bitişik bu. Hal iki, bulunma iki. Yani bulunma iki, yer zaman anlamındaki t'yi rakama gelirse bitişik yazacağız. İşte 1923'te gibi. Bunlar doğru hocam. Yurtta sulh, cihanda sulh. Bayramda buluşalım nerede? Elde avuçta ne varsa elde avuçta. Sonunda ne zaman son. Anladık buradaki mantığı bakın yani işin mantığını bol örnekler sizlere anlatmaya çalıştım. Bu bizim için çok ama çok önemli. Sevgili gençler geldik ki'ye. Bakın bunları lütfen çok iyi dinleyelim. Bağlaç olan ki var, sıfat olan ki var, bağlaç olan ki var. Hepsini anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bağlaç olan ki ayrı yazılır. Hangi ki ayrı yazılır? Bağlaç ki'si. Cümleden çıkarılabilirsin ki, Bir ki ayrıysa cümleden çıkarabilirsin. Bağlaç ki'si ya. Şimdi şu çok önemli. Lütfen siz de altını çizin, not alın. Fiile gelen ki her zaman bağlaştır, ayrı yazılır. Bakın bil ki sınavda çıktı. Adam üniversite sınavında bil ki bitişik yazmış. Altını ne çizmiş? 3 demiş mesela. Yukarıdaki parçada altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlıştır? Cevap bu bil ki. Hocam niye? Ya fiil tut ki, bil ki, anla ki, yani fiile gelen ki ayrı yazılır. Bak unutma. Fiile gelen ki ayrı. Tut ki, bak tut ki, bil ki, yani e, duydum ki gibi. Tamam mı arkadaşlar? Fiile gelen ki bağlaştır ayrı yazılır. Ki'leri cümleden çıkarabiliriz. Ayrı yazılır. Bir de arkadaşlar genelde ki açıklama anlamı katar. Yani her zaman değil de bakın. Genelde açıklama anlamını katar. Mesela demek ki kaldı ki bilmem ki öyle ki bil ki siz ki iyi ki. Hani deriz ya iyi ki doğdun, iyi ki. Yani açıklama anlamında e, bunlar ayrı yazılır tamam mı? Sus ki arkadaşın konuşsun hocam. Sus ki hocam fiile gelen ki ayrı yazılır bitti. O ki seni aramıyor sen de onu arama artık. O ki bakın açıklama ki'si. O'yu açık o ki. Bakın eğer ki'den önceki kelime açık o kadar geveze ki Arkadaşım ki hiç sormayın. Yani açıklama yapıyorsa ki ayrı yazılır. Türk dili dilden en zenginlerinden yeter ki bu dil yeter ki açıklama kiisi. Pencereden dışarı bir baktım ki fiile gelen ki ayrı yazılır. Öyle üzgünüm ki bakın fiilden sonra ki gelmiş ya da işte yüklemden sonra öyle üzgünüm ki hatta bitmemiş bir cümleye gelmiş tamam mı? Bu kale ki şu sanırım sınavda çıktı güzel bir örnekti. <laughs> bu kale ki Mesela bu bazı arkadaşlar karıştırıyor. Arkadaşlar mantık şu. Kaleyi açıklıyor. Annem ki en sevdiğim kişidir. Babam ki bu kale ki bu deneme ki çok zordu. Bu kale ki tarihin canlı şahidi. Açıklama yapıyor hocam. Açıklama. Sev ki sevilesin. Fiile gelen ki ayrı yazılır. Geçmiş zaman olur ki fiile gelen ki ayrı yazılır. Anlaşıldı mı arkadaşlar mantık? Hangi ki ayrı yazılır? Sebebini uzun uzun anlattım sizlere. Şimdi gelelim istisnamıza. sevgili arkadaşlar bildiğiniz şeydir. Bazı kiler normalde ayrı yazılması gerekir ama artık kalıplaştığından bitişik yazılıyor. Neler bunlar? Sanki oysaki mademki belki halbuki çünkü meki ilmek buna bir son bahçe mi diyoruz? Bak buradaki S, sanki O oysaki M mademki B belki A yok o ezberleme, şifreleme A E yok H Halbuki Ç çünkü M. Me, M illaki Çok güzel bir şey. İnanın çok geliyor testlerde denemelerde bu. Son bahçemi Bir daha söylüyorum. Bunlar normalde ayrıdır. İlla ki. Çünkü. Hatta bu eskiden de derdi. Çünkü. Belki. Dikkat edin bakın. Bunlar sanki açıklama gibi. Oysa ki. Aslında açıklama kiisi. Ama artık bunlar dilimizde gelenekselleşmiş, bitişik kalıplaşmış. Tamam arkadaşlar? Son bahçemi unutma ezberleme. Bazıları simbohçamdır öğretmenim. Nasıl isterseniz. Son bahçem ya da sim bohçam fark etmez. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar burada hemen şunu söylemek istiyorum. Ayrı not almadım ama bakın deki daki her zaman bitişik yazılır. Bakın. Deki daki. Tamam mı? Hatta teki taki. Not al bunu. Bunlar sıfat kisidir. Üzerindeki, denemedeki, 2017'deki, bayramdaki, Türkiye'deki, Almanya'daki, dedemdeki, bendeki, sendeki, içindeki, virüsteki falan. Deki daki her zaman bitişik yazılır. Ağaçtaki, sokaktaki. Tamam mı? Not al. Deki daki sıfat kisidir ve bitişik yazılır. <laughs> tamam mı? Fiile gelen ki ayrı yazılır. Bir de şunu not al. Arkadaşlar ım ki ya da imki her zaman bitişik yazılır. Çünkü bunlar da zamir ki'sidir. Seninki, benimki, onunki, Türkiye'ninki tamam mı? Yani senin netin onunki, onun neti gibi. Yani ımki, ımki bunlar da zamir kisi, ilgi kisi her zaman bitişik yazılır. Benimki, seninki, onunki, Türkiye'ninki sadece ben ve bizde imki gelir. Benimki, bizimki. Notal bakın. bakın. Önemli Püf noktalar bunlar. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bunu dedikten sonra şuraya gelelim. Şöyle bir madde var arkadaşlar. Ben çok böyle maddeleri seviyorum ama çünkü bu öğrencilerimizi biraz tembelliğe. işte D bağlacını adam her cümlede şöyle yapıyor. Deliyle tutuyor, onu tutuyor. Yani D'yi çıkarırsam ya o da olur da. Yani artık büyüdük, değil mi? Sosyal medyadan bir şey var. Artık tweet atıyoruz, bir şeyler yazıyoruz. Yani Artık okurken, yazarken D ayrımı bitişik mi? Ki bunu biz anlamamız lazım. Yani elimizde bir şey mi yapacağız? Bunu kaldıralım. Çıkıyor mu? Anlamı bozuluyor mu? Ona girmeyelim. Gerek yok yani. Tamam mı? Mesela bu da öyle. Ki'den sonra ler eki getirdiğimizde anlamlı bir sözcük oluyorsa bitişikmiş. Doğru. Yani işte bizimkiler. Bak bitişik. Evdekiler bitişik. Tutkiler olmuyor. Yani bu da doğrudur. Ama ben buna çok tutmuyorum yani. Benim için önemli olan akıl ve mantık da bilmek yani tamam mı? Yani bağlı bakın şunlar elereki gelmiyor. Sus, suskiler, okiler, üzgünümkiler, kalekiler, olurkiler, yeterkiler, bilkiler, iyikiler, sizkiler olmuyor yani. Ama e, dekiler, e, dekiler, bizimkiler oluyor. Yani böyle bir madde var diyor ve bunu arkadaşlar geçiyorum. Evet arkadaşlar şu pekiştirmeli sıfatlara geçmeden aklıma bir şey geldi. Bir, bir önceki bölümle alakalı. Bak şunları da not alalım. Çünkü testlerde çok geliyor arkadaşlar hata olarak. Mesela yarınki sınav bakın yazıyorum. Yarınki sınav. Bunlar sıfat kisidir. Tamam mı? Mesela ne diyelim? Dünkü dünkü ders. Bunlar bitişik yazılır. Ya da işte geçen geçen yılki olay hatırlayalım. Bunlar da arkadaşlar sıfat kisidir. tamam mı? Normalde sıfat kesiminde deki daki vardır ama zaman bildiren sözcüklerde d eki düşer. Geçen yıllık olay, yarınki sınav. Bunlar da sıfat kisidir. bitişik yazılır. Unutma yani tamam mı? Yanlış yapan çok öğrencimiz var arkadaşlar. Tecrübelerimi yansıtıyorum size. Bunlar da sıfat kisidir. bitişik yazılır. Nerede D da? Zaman bildirenlerde. D da düşer. D ve geçiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ee, pekiştirmeli sıfatların yazılışı gerçekten çok önemli. Bunu önemsiyorum. 2019'da da çok enfes bir soru gelmişti. Gerçekten zorlamıştı. Bazı arkadaşlarımızı KPSS'ye hazırlayan değerli arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Burada şöyle bir maddemiz var. Ee, sevgili gençler, bir sıfatın ilk hecesine biz meperesi getiririz. Yani mesela sarı sapsarı. ben buradaki mantığı ben size şöyle anlatayım. Bakın. Mesela sarı. Değil mi? Sarı. Bunun ilk hecesi hangisi? Sa. Tamam mı? Buna meperesten P getiriyoruz. Bir daha yazıyoruz. Sapsarı. Bakın ne yaptım? Sarı sıfatının ilk hecesine P getirdim. Bir daha baştan yazdım. Sapsarı. Böyle ifadeye biz pekiştirme diyoruz. Mepereseli sözcük. Bunları her zaman bitişik yazacağız. Tamam mı? Yani bakın. Büsbütün sınavda çıktı. Yani Arkadaşlar büsbütünü ikileme zannedebilirsiniz. Bak aşağıda ikileme var. Adam adamı saçma sapan. Bak, bakın şu saçma sapanı çok soruyorlar. Genelde yanlış yapılıyor. İkilemeler ayrı. P pekiştirmeler bitecek. Arkadaşlar büsbütün diye ikileme olamaz ki. İkileme iki kelimenin ayrı yazılması. Büs diye bir şey mi var? Gibi. Tamam mı arkadaşlar? Açık apaçık. Bakın burada P gelmiş. Ak apak. P gelmiş ilk heceye. Çepeçevre sınavda çıktı çevre, çep çevre bir de P ve e gelmiş. Bazı birleşik şey bitişik yazılan sıfatlarda MPRS'ye EA2 de getirilir. Hatta bazen ıl eki değişik ekler getirilebilir. Türkçe bu ya. Mesela çır çıplaklı diyoruz. Çırıl çıplaklı diyoruz yani bakın. Hatta bunu sınavda sordular biliyor mu? Bakın inanın sordular. Şöyle sordular. Sıfatın ilk hecesine MPRS getirilir. Tekrar falan anladık. Hangisinde bunun dışında bir pekiştirme sıfat vardı. Cevap çırılçıplak. Neden? Burada R'nin dışında ıl da gelmiş. De gidi de. Bak ayrıntıyı sormuş yani. Tamam mı? Düz dümdüz M'ye gelmiş. Düz düpedüz düz P ve E gelmiş. Göm gök, güpe gündüzün altını çiziyorum önemli. Paramparça'nın altını çizdim önemli. Sapa sağlamın altını çizdim önemli çünkü sınavlarda bunu çok soruyorlar. Tam takır bak. Yani bilinçsiz öğrenci yani bilmeyen öğrenci ne yapar? Tam takır hocam ikileme ya. İkileme ayrı yazılır diyebilirsiniz. Hocam kelime takır tam bakın m gelmiş. Tam takır. Bitişik yazılır işte. Takır tam takır. Sarı sapsarı. Yeşil yem yeşir Bütün büsbütün. Tamam mı? Katı kas katı. Sarı sapsarı. Anladık mı buradaki mantığı? Bakın böyle vurgulu yani anlamanız için her şeyi yeniyorum. Çünkü çok sık anlatmak lazım. Tekrar etmek lazım. Bu önemli bakın. Geçtim bunu arkadaşlar. İkilemeleri ayrı yazılır arkadaşlar. İkilemeleri ayrı yazıyoruz. İkilemeleri. Art arda td olmuş bu arada. Yan yana adım adım saçma sapan bata çıka. Bakın şu sere serpe denemede çıktı. Gerçekten zor bir soruydu. Sermek ve serpmektir. Ha ikilemedir. Sermek ve serpmek yakın anlamlı sözcükler. Yani meperese yok burada. Düşünün sere serpede kelimemizin kökü ne? Sermek. Nerede meperese? Yok ki bakın. Yani bilgilerinizi devamlı böyle kullanın. Hocam ilk hecede meperese. Bak Adem Hoca ne diyor? İlk hecede meperese. Burada yok ki ayrı ayrı kelime. Yani eski püskü. Değil mi? Bataçıka. Yani özellikle nerede yanlış yapıyoruz? Şunlarda. El ele. Bakın el ele yan yana baş başa. Bakın yan yana. Bunlar ikilemedir hocam. E, iyilik iki almış, durum ekleri almış ikilemeler ayrı yazılır. Tamam mı? Hepsi önemli bakın. Peşi peşine, dişe diş İkilemeler ayrı yazılır. Saçma sapana, sere serpe arda ardaya dikkat et. El ele yan yana, baş başaya dikkat et. Mepereseler bitişik yazılır. Dikkat et. Evet. E, son bölüm sayıların yazılışında geldik arkadaşlar iki tane kağıdım kaldı arkadaşlar. Sayıların yazılışı. Sayılar metin içerisinde yazıyla ve ayrı yazılır. Tamam hocam. 5000 yıldan beri 4 kardeş haftanın 5. günü. Yani kardeşim 5. günü de yazabilirsin. Bir an yani böyle de yazabilirsin diyor. Tamam mı? Garipseme yani. Tamam mı? 3 ayda bir. Mesela 3. sınıf. Hocam 3. sınıf yazsam ne olur? Ya olur ya. Yaz Allah'ını seversen yaz. Fark etmez. Ama bunu da yazarsın olur diyor. Tamam mı? Bu böyle de yazabilirsin diyor. Sıkıntı yok. 100 soru çözdüm. 2 hafta sonra buluşalım ve benzeri. Tamam mı? Yani sayılar metin içerisinde yazıyla ve ayrı yazılır. Yazılabilir. Tamam mı? Sıkıntı yok. Yaş 35. Bunu niye yazdım? Sınavda 35'i bitişik yazmış. Hocam olmaz. Bak 30 5 böyle yazamazsın. Tamam mı? Sınıfta 43 kişi var. O, işte konferansta 1152 kişi var. Bunları nasıl yazacağız? 1152 kişi. Hepsini ayrı ayrı yazacağız. Tamam mı? Bu önemli madde. Zaten biraz sonra bunu da işleyeceğim sizlere. Sevgili gençler saat, para tutarı, ölçü, istatistik veriler bunlar rakamla yazılmış. Mesela 17.30 Bakın nokta var ha. 2 nokta yok. Hatırlayın bunu. Saat ve dakika arasında nokta konur. iki nokta konmaz. 11'de. Tamam mı? Bunlar böyle yazılır. Bunlarda sıkıntı yok yani. yüzde %25. Tamam arkadaşlar. Aslında şu yanlış biliyor musunuz? Bak ben yanlış yazmışım. Öyle miydi? Nasıldı? Ee, bunlarda arada bir şey olmayacak. Mesela 25. Boşluk olmayacak bakın. Şunlar yanlış bakın. Burada boşluk olmaması lazım. İnan bunun dahi bir maddesi var yani. yüzde %25. Geçtim arkadaşlar. Bu önemli maddeydi. Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir. Ha, saat 9'u 5 gece. Yani saat ve dakikayı bu şekilde de yazabilirsin. Saat 7'ye çeyrek kala. Saat 8'i 10 dakika 3 saniye geçip bunlar da yazılabilir, ebilir, sıkıntı yok diyor yani. Tamam hocam. Birden fazla kelimeden oluşan ayrı yazdım. Bu önemli bakın. 200, 3, 165 kişi geldi. Efendim bizi izlemeye falan. Bunlar ayrı yazılır. Tamam mı? Ama para, işlem, senet, çek ve benzeri ticari belgelerdeki sayılar her zaman bitişik yazılır. Çünkü usulsüzlük, yolsuzluk olmasın diye değil mi? İşte 650 TL 35 kuruş. Hatta böyle ne yaparlar? Çeklerde, senetlerde adam bir yazar rakamı, kocaman bir rakam hemen başına şu işareti getirir. Neden? Araya kelime getirilmesin. Ayrı ayrı yazarsan adam araya milyon, yüz, beş yüz yazarsa ne olur? Ocağın battı işte. Tamam mı? Sıkıntı olur. Bundan dolayı çek ve senetteki rakamlar bitişik yazılı bu şekilde. Not. Notayı bildiren sayılar ayrı yazılır. Çok önemli madde bu. Nota. Bakın normalde arkadaşlar e, notayı bildiren sayılar ayrı yazılır. 16'lık. Değil mi? 16'lık. Bunlar da ayrı yazılır. Notayı bildiren sayılar. E, başka başka böyle ne var arkadaşlar? Oyun altları bitişik yazılır. Bu çok önemli. Oyun altları bitişik yazılır. 66, 51, 21 tamam mı? Oyun. Normalde bunlar ayrı yazılması lazım. 66, 51, 21. Normalde işte 51 kişi geldi, 21 kişi, 66 defa falan ama bunlar artık oyun adları olduklarına nasıl yazılır arkadaşlar? Bitişik yazılır diyorum. Evet, son sayfamız 6. maddemiz arkadaşlar. Roman rakamları ancak yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayrılan yazılışlarında, kitap dergi ciltlerinde falan falan bu şekilde yazılabilir diyor. Yani 20. yüzyıl 3. Selim işte 14. Louis, 2. William, 5. Karl, gibi bunlar da kullanılır. Roman rakamları. Bunu zaten biliyoruz. Çok sıkıntı yok. 4 veya daha çok basamaklı sayılar sonradan sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır. Aralarına nokta konur. Bazen sınavlarda virgül getirilir. Bakın bu da önemli. Bazen denemelerde, yeni nesil sorularda, öncül sorularında böyledir ama şuraya virgül getirilir. Aman dikkat. 4 ve daha çok basamaklı sayılarda sondan üçe doğru nokta konur arkadaşlar. Bu da önemli madde. Evet, sayılardaki kesirler virgülle ayrılır. Bu da denemelerde nokta konur. Yani adam şöyle 15.2 diyor. Yanlış hocam. Sayılarda kesirlere virgülle ayrılır diyor ama vermiş olduğu örnekte 15.2 demiş. Yani 15 tam onda 2 gibi. Bundan dolayı sayılardaki kesirler virgülle ayrılır. Bu da çok çok önemli bir maddemiz. Değerli Gençler, dokuzuncu maddemizi biliyoruz değil mi? Beşinci, altıncı yani beşinci bu şekilde de olabilir. Beşinci bu şekilde de olur. Ama şu şekilde olmaz. Beş bu şekilde olmaz. Çünkü beşten sonra şey var iyi gelmesi lazım. Bildiğiniz şeydir bunu ortaokuldan beri anlatılır. Beşinci doğru, beşinci doğru. Ama 5'ten sonra iyi bu yanlış. Hatta sınavda neye sordular? Şunu sordular. 7 incinmiş. Burada nerede hata var? 7 de zaten iyi var. Tekrar iyi getirilmez. Yani bu da bizim için çok ama çok önemli arkadaşlar. E, bu şekilde de yazılabilir. Sıra sayıları ekle gösterildiğinde rakamdan sonra sadece kesim işaretiyle ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz. Bunu da zaten biliyoruz. Sekizinci. Zaten nokta var ınci anlamında. Tekrar inci getirilmez. Yazım yanlış. Bunu da zaten sizlere anlatmıştım. Şimdi arkadaşlar aslında en önemli maddemiz son maddemiz. Şu onuncu madde. Lütfen buna dikkat edin. Gerçekten çok soruyorlar. Bunun mantığını bilmiyorum. Yani sadece üleştirme sayılarını rakamla değil yazıyla yazacakmışız. Enteresan. Yani bunu ben birkaç kez araştırdım ama bir sebebini mantığını bulamadım. Yani ikişer bu şekilde yazamazmışız. Şöyle olacakmış. Yazıyla. 9 ağır bu şekilde değil bu şekilde olacakmış. Yanlış. Yüzer bu şekilde değil. Ondan dolayı sınavlarda çok gelir. Yani birerdir. Tamam birer. Ama ne yapar sınavda? Bir erdir. Üleştirme sayılar 3'er, 1'er, 4'er, 5'er gibi kelimeler kesinlikle arkadaşlar rakamla değil yazıyla yazılması lazım. 10. madde önemsiyorum arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar yazımı kurallarını bitirdim. Ee, yaklaşık 4 ders yaptık. Bunların çıktısını lütfen alın. Evde birkaç kez tekrar edin. Önemli ve vurguladığım şeyleri sizlere de altını çizin. Tekrar edin arkadaşlar. Ve bol bol soru çözelim. Zaten oynatma listemde ya da aramalarda yazım kuralları ile alakalı sorularımı muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. En kısa zamanda 10 bin lira aşmayı sizlerin desteğinizle düşünüyoruz arkadaşlar. Sizin desteğiniz bizler için, gelecek videolar için çok çok önemli arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.